Merhaba arkadaşlar. Ben Excel. Bulletin videoya ben seslendiriyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuzu Excel kendisi seslendiriyor. Ben de bu videoda sizlere Excel'in hücrelerdeki verileri okumasına ilişkin araçları anlatmak istiyorum. Bildiğim kadarıyla Excel 2010'dan itibaren bu aracı kullanabiliyoruz. Araç burada, yani hızlı erişim çubuğunda Quick Access Toolbar, diğer komutlar kısmına Other Comments'e gidip tüm komutlardan hücreleri oku, İngilizcesi speak bu arada arkadaşlar, hücrelerdeki oku, durdur ve sütunlara göre oku şeklinde burada bu araçları ekleyebilir, kaldırabilirsiniz. Sayıları da okuyor, bir de satır sütun imkanı var. Bakın seçtim, şöyle seçtim, aşağı doğru 10, anlamında. 20, 30. Durdurdum, sağa doğru oku dedim şimdi. 30, 3000, 40, 4000, 50. Durdurdum. Hemen aklımıza gelir, Türkçe okuyor mu? Yine bildiğim kadarıyla bu bir TTS denen, arkadaşlar şöyle sizlere bir şey yaptım arama. TTS Text to Speech denen özelliğin bir parçası ve bildiğim kadarıyla tabii ki sizler de araştırabilirsiniz. Türkçe bir desteği yok gibi ama biz bu şekilde hani İngilizceden Türkçe okuyormuş gibi okutturuyoruz. Artık sizin için uygunsa. Tabii buradan şuna da gelinebilir arkadaşlar. Bunu programlama tarafında da eklemek veya bazı senaryolara da eklemek söz konusu olabilir bu seslendirmeyi. Görmüş olduğunuz gibi burada bir satış tablomuz var. Sunum yapıyorum. En yüksek satan kim bu? Ve bunu ben bulduğum anda activate ettiğimde arka tarafta yazacağım. Kodla yapabilirim. Örneğin bir başka bir kişinin daha çok sattığını gördüğümde o onu okutabilir. Dediğim gibi bunu update'e de bağlayabilirim. Ondan sonra bir başka birini yapayım. Dolayısıyla verinin en yükseğinin kim olduğunu satışın seslendirerek de bir dashboard'ta bir sunumda kullanılabilir. Bu butondaki speak komutunu programlama tarafından da sizlere göstermeye çalışayım. Geliştiricide veya herhangi bir simgeyi de koyduğunuzda buradan makroya gitmek mümkün sanıyorum. Makro ata dedik. Henüz bir makro atam yok. Yeni diyorum. Arkadaşlar komutumuz speak hangi hücredeyse, yani bize bir görüyorsunuz bir hani event driven nesneyi açtı, hazır. Benim burada yazacağım şey, tabi varsa sheet'imi de gösterebilirim. Range ile arkadaşlar hangi hücredeyim? C3'deyim. Speak komutum. Tabi dediğim gibi programlama olarak kapattım. Butona bastığımda şimdi bu C3'ü okuyacak. Buraya istediğimi yazabilirim. Ondan sonra büyütebilirim, ortalayabilirim vesaire. Bildiğiniz şeyler. Ondan sonra tıkladım. Başka bir kişiyi daha çok sattığını düşünelim. Ondan sonra ve seslendirelim. Tabii bu dediğim gibi programlama tarafında daha etkin bir şekilde kullanılabilir ve istediğiniz veriyi bir de seslendirerekten hani sunumunuza bir renk katabilir. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlere Excel'deki hücreleri seslendirme, okuma imkanlarını anlatmaya çalıştım. Umarım yararlı olur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.